Onun adı Balıkçı. Bodrum'un ünlü sakallı palmiyelerinin tohumlarını Büyükada'da Troçki'nin köşkünün bahçesinden ağaçların tepelerine tırmanıp taşıyacak kadar Bodrum tutkunu. Taşının toprağının vurgunu olduğu için de adı Halikarnas Balıkçısı. Namı diğer Cevat Şakir. Onu şimdi anmamızın nedeni bundan 120 yıl önce tam da bugünlerde doğmasından ya da önümüzün bahar, yaz, Ege, Akdeniz, yayla deniz olmasından da olabilir. Ama asıl neden Cevat Şakir'e ve onun açık denizlerine, özgür ve maceracı yelkenlisine, mavi yolculuğun müjdesine dair. Daha önce gün ışığına çıkmamış değerli görüntülere ulaşmamızdan ve bunu paylaşmak için sabırsızlanmamızdan. Kimler ve neler yok ki akıp giden bu görüntülerde? 1960'lı yıllardan açık deniz manzaraları. Mavi yolculuğun ilk adımları. Bodrum Yarımadası'nın henüz bozulmamış silüeti, tek tük görünen beyaz küp şeker evleri, sahilin günlük insan kalabalığı, sıradan keşmekeşi, nevalesini dengini birlikte sırtlayıp yola çıkanlar, Yarımada'yı çevreleyen Cevat Şakir'in periler halkası dediği adalar, yavru adacıklar. Adı macera olan bir pupa yelken. Güneş geçmesin diye başına tülbentini bağlamış bir Cevat Şakir. Gün doğumunda kuzulu Akdeniz'e, gün batımında pembe köpüklü menekşe denizlere Aganta, Burina, Burinata diyen gün görmüş balıkçı. Çiçeğiyle, böceğiyle, balığıyla, balığın yumurtası, yaz günü göğün karasıyla doğanın ve insanoğlunun şiirinin peşine düşmüş bir yazar. Onunla birlikte iskeleden demir alıp doğurgan Akdeniz'e, arşipele, keçi yavrularının oynaştığı kıyılara, kumluklara, Bodrum'un, Batı Anadolu'nun köklü tarihine pupa yelken açan dostları, İstanbullu aydınlar, Azra Erhat, Güngör Dilmen, Füreyya Koral, Sabahattin Eyüboğlu, Sabahattin Batur, Sina Kabaağaç, Bodrum'un yerlileri, henüz çok genç Cevat Çapan. İstanbul'dan yola çıkan ekip heyecanlı, neşeli, kıpır kıpır. Çapan'ın siyah beyaz kamerasına Bodrumlu bir kız çocuğu da takılıyor, altın renkli sahilde uyuklayan bir adam da. Tarih 1962. Yavru köpekler köylü çocuklarla oynaşıyor. Akdeniz'in mitolojik suratlı orfoz balıkları tutuluyor. Mavi yolcular kendilerini denizin ve güneşin nimetlerine bırakmış. Bir ara tarihin kucağında mola veriliyor. Eşek sırtındaki kız çocuğu ilk kez gördüğü fotoğraf makinesine ve kameraya öyle güzel, öyle ürkek bakıyor ki. Şimdi nerededir kim bilir? Sonra motorlar tekrar çalışıyor. Balıkçının apak bir Akdeniz köşesi, engin göklerin memleketi, burada nur içinde yatılmaz, nur içinde yaşanır diye tarif ettiği Bodrum en bakir halinde. Tertemiz badanalı beyaz duvarlı evler, maviler mavisi gökleri beyaz çizgileriyle ustura gibi kesmiş. Önünden geçtikleri şehrin limanını sevenin sevilen belalıya açık gönlüne benzetmiş Cevat Şakir ve eklemiş. Deniz belalı değil de nedir? Evet, mavi yolculuk deyince bugün akla turizm şirketlerinin düzenlediği günlük ve haftalık tekne gezileri gelse de bu iki sözcüğün kültür tarihimizin sözlüğündeki anlamı bambaşka. İlk mavi yolculuk 1945 yılında gerçekleşmiş. Cevat Şakir'in Sabahattin Eyüboğlu'na gönderdiği dostlarını henüz ancak at ya da eşek sırtında gidilebilen Bodrum'a güzelliğin ne olduğunu iyice görmek için çağırdığı davet mektubuyla. Eyüboğlu'nun, Erol Güney'in, Necati Cumalı'nın da aralarında olduğu ilk mavi yolcular, süngerci ve ahtapot avcısı Paluko'nun ayarladığı tekneyle İzmir'den Gökova'ya açılmış. Aydınlar deniz kültürüyle tanışmış, keşif gezisi zamanla bir ritüele dönüşmüş.
Mavi yolculukta da kurallar vardır. Gazete okunmaz, radyo dinlenmez. Peynir, su, İstanköy peksimeti, tütün ve Cevat Şakir'in Bodrum'da cennet şekerine dönüşür dediği rakı alınmadan yolculuğa çıkılmaz. Bugünün mavi yolcularıyla o günün mavi yolcularının farkını şöyle anlatmış Oğul Eyüboğlu. Eski yolcuların yürekleri, kafaları dolu, cüzdanları boştu. Şimdikilerin ise cüzdanları tıka basa dolu. Mavi yolculuk uzayıp gider. Anlatmakla olmaz. Ama bize şimdi Cevat Şakir'e ve ilk mavi yolculara Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun teknede yazdığı bir şiirle merhaba demek düşer. Na var onda bir yelken bulut gibi. Paluko, Sabahattin Ali, ağabeyim Cevat Şakir, Fuat Ömer, bu mavi geziciler neredeler? Masmavi olup gittiler.